Herkese merhaba. Bugünkü konumuz 3. sınıf doğal sayıları karşılaştırma ve sıralama. Biz iki basamaklı sayıları karşılaştırırken sayıların önce onluklarına bakarız. Şimdi şöyle bir bakalım. 53 sayımız kaç onluktan oluşuyor? 5 onluktan oluşuyor. 3 de birlikten oluşuyor. 68 sayımız ise 6 onluktan oluşuyor ve 8 birlikten oluşuyor. Şimdi ne dedik? İki basamaklı sayıları karşılaştırırken önce o sayıların onluklarına bakarız. Bakın 5 onluk burada ise 6 onluk. Şimdi 6 onluk mu daha büyüktür? 5 onluk mu daha büyüktür? Evet, 6 onluk daha büyüktür. O zaman iki basamaklı doğal sayıları biz karşılaştırırken onlar basamağındaki büyük olan sayı her zaman daha büyüktür. Yani 68 büyüktür. Bakın büyüktür işareti bu. 53'ten. Hemen şöyle büyüktür diye de yazıyorum. Evet. Ne dedik? İki basamaklı sayıları karşılaştırırken ve sıralarken ilk önce onlar basamağına bakarız dedik. Şimdi bir örnek daha verelim. Şöyle 76 ve 73 diyelim. Hemen bir yazalım. 76 kaç onluktan oluşur? 7 onluktan oluşur. Kaç birlikten oluşur? 6 birlikten oluşur. 73 ise 7 onluktan oluşur ve 3 birlikten oluşur. Ne demiştik? İki basamaklı sayıları karşılaştırırken ilk önce onlar basamağına bakacağız. Bakın 76'nın onlar basamağı 7, 7 onluk. 73'ün onlar basamağı 7, 7 onluk. Bir eşitlik var. Eşitlik varsa ne yapacağız? Bu sefer birler basamağına bakacağız. Bakın 76'nın birler basamağında 6 var, 6 birlik demektir. 73'ün birler basamağında ise 3 var, 3 birlik demektir. Peki hangisi daha küçüktür bunlardan? 3 birlik daha küçüktür. O zaman 73 küçüktür. 76'dan deriz ve bu da küçüktür işaretimizdir. Küçüktür. Şimdi size burada bir ipucu vereceğim. Şöyle. Küçüktür ve büyüktür işaretlerimizi nasıl anlayacağız? Nasıl ayırt edeceğiz? Şu şekilde bakın. İki işareti de yapıyorum buraya. Gördünüz. iki işareti de yaptım. Ama hangisi büyüktür, hangisi küçüktür bilmiyorum. O zaman şöyle yapıyoruz. Bu işaretlerimizin sol tarafına birer çizgi çiziyoruz. Çizdim. Buna da çizdim. Bakın B harfine benzeyen büyüktür işaretidir. Yani bu büyüktür işaretidir. K harfine benzeyen ise küçüktür işaretidir. Yani bu da küçüktür işaretidir. Devam ediyorum. Evet örneğin bu şekilde 42, 83, 71, 86 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Ne demiştik? İki basamaklı sayılarımızı sıralarken ilk önce onlar basamağına bakarız demiştik. Bakın onlar basamağı 4, 8, 7 ve 8. Ne demiş bize? Küçükten büyüğe doğru sıralayınız. O zaman bunlardan en küçüğü hangisidir? 42'dir. Çünkü onlar basamağı en küçük olan 42'dir. 42 küçüktür. Sonra hangisinin onlar basamağı daha küçük? Bakın 71. 70. Şöyle üstünü çiziyorum. 42 ile işim bitti ya. Karışmaması için. Sonra en küçük hangisidir? 71 üstünü çizdim. 71 küçüktür. Şimdi bakıyorum onlar basamağı 83'ün onlar basamağı 8. 86'nın da onlar basamağı 8. Hangisi daha küçük nasıl anlayacağım? Eğer onlar basamağındaki sayılar eşitse biller basamağına bakacağım. 83'ün biller basamağındaki sayı 3'tür. 86'nın biller basamağındaki sayı 6'dır. Hangisi daha küçüktür? 3 mü küçüktür 6 mı küçüktür? Evet, 3 daha küçük olduğu için o da küçüktür. 83'ten o da küçüktür. 86'dan diyoruz. Diğer örneğimize geçelim. 86 ve 105 diyelim. Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Bakın 86 kaç basamaklı bir sayıdır? 2 basamaklı bir sayıdır. 105 kaç basamaklı bir sayıdır? 3 basamaklı bir sayıdır. 3 basamaklı sayılar 2 basamaklı sayılardan büyük olacağı için 105 büyüktür 86'dan diyoruz. Başka bir örnekle devam edelim. 650 diyelim. Buraya da 435 diyelim. Bakın İkisi de 3 basamaklı sayı. Hemen çözümleyelim şöyle. 650 600'lükten oluşur. 600'lük 5 onluk vardır. 5 onluk ve 0 birlik vardır. 435'e bakalım. 400'lük vardır. 435'te 3 onluk vardır ve 5'te birlik vardır. Şimdi ben bu iki sayımı büyükten küçüğe doğru sıralayacağım. 3 basamaklı sayıları büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralarken ilk önce yüzler basamağına bakılır. Yüzler basamağı büyük olan sayı büyüktür, küçük olan sayı ise küçüktür. Şimdi biz büyükten küçüğe sıralayacağımız için bakın 650'nin yüzler basamağındaki sayı kaç? 6. 435'in yüzler basamağındaki sayı kaç? 4 6 mı daha büyüktür, 4 mi daha büyüktür. Evet, 6 daha büyüktür. çünkü 600'lük vardır. 4'te ise 400'lük vardır. O zaman ne diyeceğiz? 650 büyüktür, 435'ten. Yeni örneğimizde devam ediyoruz. Evet, yeni örneğimiz 386, 450, 281, 685, 543 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Bakın, hepsi 3 basamaklı doğal sayılardır. O zaman ben bunları büyükten küçüğe doğru sıralamak için ilk önce yüzler basamağına bakacağım. Evet. Yüzler basamağını her birinin işaretliyorum. Yüzler basamağı en büyük olan sayı aralarındaki en büyük sayıdır. Bakın hangisi daha büyük en büyük olan 685. Şöyle çiziyorum karışmaması için. 685 büyüktür diyorum. Evet sonra hangisi geliyor en büyük sayı? Bakın 543 geliyor 5. 6'dan sonra en büyük sayı 5'tir. O zaman 543 büyüktür. Sonra bakıyorum hangisi daha büyük? 4 var. 450. Evet 450 diyorum. Büyüktür. 3, 2 hangisi daha büyüktür? 3 daha büyüktür tabii ki. 386. Geriye de ne kaldı? 281. O zaman ne dedik? 685 büyüktür. 543'ten o da büyüktür. 450'den o da büyüktür. 386'dan o da büyüktür. 281'den. Evet sıradaki örneğimiz. 763, 738, 750 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Ne demiştik? Biz 3 basamaklı sayıları sıralarken ilk önce yüzler basamağına bakarız demiştik. Her birinin yüzler basamağını işaretliyorum. Evet fark ettiğiniz gibi her birinin de yüzler basamağı eşit. Eğer yüzler basamağı eşitse ne yapacağım? Bu sefer onlar basamağına bakacağım. Onlar basamağını işaretliyorum. 6 3 5. Şimdi onlar basamağı en büyük olan aralarındaki en büyük sayıdır. Peki bunlardan en büyük olan hangisi? Bakın 6 olduğu için bu 3 ve bu 5 o zaman 763 en büyük sayıdır. 763 büyüktür diyorum. Şöyle çiziyorum. Bununla işim bitti. Bakıyorum 3 mü daha büyük 5 mi daha büyük? Evet 5 daha büyük. O zaman o da 750'den büyük. 750 de neyden büyükmüş? Bakıyorum. 738'den diyorum. Ve bu örneğimi de bu şekilde yapıyorum. Başka bir örnek yapalım. 942 ve 946 diyelim. Bu iki sayımızdan hangisi daha büyüktür bakalım. Bakın her ikisi de 3 basamaklı sayı. Yüzler basamağına bakıyorum. İkisinin de yüzler basamağı 9 eşit. Ne demiştik üstte? Eğer yüzler basamağı eşitse onlar basamağına bakılır. Bakın onlar basamaklarına bakıyorum. Evet her ikisinin de onlar basamağı da eşit. 4 4. O zaman sırada ne var? Birler basamağına bakacağız. 942'nin birler basamağı 2. 946'nın birler basamağı 6. Bunlar arasında 6 mı daha büyüktür? 2 mi daha büyüktür? Tabii ki 6 daha büyüktür. O zaman 946 büyüktür 942'den diyoruz. Ve son bir örnekle bugünkü dersimizi sonlandırıyoruz. Son örneğimize bakıyoruz. 746, 531, 166, 742, 173 sayılarını küçükten büyüye doğru sıralayınız. Ne demiştik? 3 basamaklı doğal sayıları biz sıralarken ilk önce yüzler basamağına bakarız. Her birinin yüzler basamağını işaretliyorum. Aralarında en küçük olan hangisi? Bakın 1. Burada da 1 var. Bu ikisi en küçüktür. Peki şimdi tamam bunların ikisi en küçük de hangisi daha küçük? Onu bulmak için ne yapacağım? İkisinin de yüzler basamağı eşit olduğu için 1 olduğu için bu sefer onlar basamağına bakacağım. Bunun onlar basamağı 166'nın onlar basamağı 6. 173'ün onlar basamağı 7. 6 mı daha küçüktür? 7 mi daha küçüktür? Tabii ki 6 daha küçüktür. O zaman diyorum ki 166 küçüktür. 173'ten küçüktür. Evet şimdi sıradaki sıradan devam ediyorum. Hangileri daha küçük? Yüzler basamağı 7. 5 7 505 olduğu için bu daha küçüktür. 531 diyorum. 531 o da küçüktür. Bakın iki sayımız kaldı. İkisinin de yüzler basamağı 7. Bu da 7, bu da 7. O zaman ne yapacağım? Onlar basamağına bakacağım. Onlar basamağı 4, onlar basamağı 4. Bakın bunlar da eşit oldu. Onlar basamakları da eşit oldu. O zaman ne yapıyorum? Biller basamaklarına bakıyorum. Biller basamağı 746'nın 6. 742'nin biller basamağı 2. Hangisi daha küçüktür? 2 mi daha küçüktür? 6 mı daha küçüktür? 2 daha küçüktür. O zaman küçüktür 742 diyorum. Ve en sonda küçüktür 746 diyorum. Bu şekilde sıralıyorum. Bugünkü dersimizin sonuna da geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere